En son nerede kaldığımızı bir hatırlayacak olursak, diyelektrik malzemeleri inceliyorduk. Diyelektrik malzemelerin içerisinde sağlanan elektrik alanı sağladığı denklemleri çıkarmıştık. D alanı diye bir alan tanımlamıştık. Sağladığı denklem buydu ve elektrik alanı için eşittir 0. D alanı dediğimiz alanda elektrik alanı artı cismin 4 kutuplaşmasının 4 bir katı olarak tanımlamıştık. Pek çok malzemede polarizasyon direkt elektrik alanıyla orantılıdır. Bu eşit orantı sabitine de ksi ile gösterdiğimizde, yani malzemenin alınganlığı, polarizasyonu bu şekilde yazarsak bu D alanı 1 artı 4 pi ksi elektrik alanıydı. Buna da dielektriğin elektriksel geçirgenliği veya da dielektrik sabiti adını vermiştik. Ve iki dielektrik malzememiz varsa ikisini bağlayan bir yüzey içerisinde epsilon 1, epsilon 2 şu denklemleri kullanarak artık bir taraftan öbür tarafa geçerken D ve E alanının nasıl değişeceğini de çıkarmıştık. Bu denklem bize diyor ki elektrik alanının paralel bileşeni sürekli değişecek. Elektrik alanının paralel bileşenindeki değişim 0. Buradan da elektrik D alanının dik bileşenindeki değişim, yani bir yüzeyden öbür yüzeye geçerken 4pi çarpı bu yüzeydeki yük yoğunluğu olması gerekiyordu. Daha sonra polarizasyon için atomik model geliştirmiştik. İki tane polarizasyon kaynağından bahsetmiştik. Demiştik ki bir elektrik alanına koyduğumuz zaman bir tane atomu, elektron ve çekirdekler farklı yönlere çekileceğinden öncelikle elektrik alanına koymadan önce bir dipol momenti, çift kutup momenti yoksa bile elektrik alanının içerisinde kaydığında bir taraf negatif, öbür taraf pozitif, biraz yerel olarak negatif, pozitif gibi davranacağından bir dipol momenti ortaya çıkacaktı. Bu kutuplaşmanın kaynaklarından biri buydu. Bir diğer bir kaynağı da özellikle su molekülü gibi molekülleri düşünürseniz, molekülü herhangi bir anda durağan olduğu durumda baktığınızda buradaki bağlar kutuplaşmıştır ve bu kutuplaşmadan dolayı molekülün net bir momenti vardır. Net bir çift kutbu vardır. Ancak sonlu sıcaklıkta sürekli döndüğü ve sürekli hareket ettiği için ortalamaya bir katkı vermezdi. Ama bir elektrik alan koyduğumuz zaman bunun çift kutbu elektrik alanla aynı doğrultuda olmak isteyecekti. Ve buradan da net bir ortalama, bir net bir çift kutup katkısı gelecekti. Ve burada bırakmıştık. Şimdi bugünkü dersimizde bir dielektrik malzeme aldığımızda bunun içerisinde belli bir yük biriktirdiğimiz zaman bunu depolanan enerjiyi hesaplayacağız. Ve buradan da amacımız enerjiyi hesapladıktan sonra bu ifadeyi, bu potansiyel enerjiyi kullanarak dielektrik malzemeye etki eden kuvveti hesaplamak olacak. Şimdi kuvvet olması gerektiğini şu şekilde de görebiliriz. Herhangi bir malzeme aldık. Dielektrik sabitini epsilon diyelim. Dışarısı boşluk bile olsa onun da bir dielektrik sabiti var. 1 diyebiliriz ona. Bir elektrik alanı koyduğumuzda harici elektrik alan, biliyoruz ki bu malzemenin içerisinde elektrik alanla aynı yönde bir kutuplaşma ortaya çıkacak. Ve bu kutuplaşma özellikle yüzeyde sanki yük varmış gibi davranacak. Burası eksi yüklü, diğer tarafta artı yüklüymüş, yüzeyde artı yüklüymüş gibi davranacak. Ama eğer bu yüzey eksi yüklü davranıyorsa bu şu anlama da geliyor. Yüzeydeki her bir alan elektrik alanının zıt yönünde bir kuvvet hissedecek. Yani bu durumda dielektrik malzememizin yüzeyinde bir basınç ortaya çıkacak. Bunu da hesaplayacağız bugünkü dersimizde. Ve ondan sonra da elektrostatik konumuzu tamamlamış olacağız. Öncelikle enerjiye bakalım. Hatırlarsanız vakum içerisindeki elektrostatik alanları incelerken vakumda da bir miktar yükü bir araya getirmek için yapmamız gereken işi hesaplamıştık. Bunun için yaptığımız bir miktar yük alıp dışarıdan çok küçük bir yük daha getirdiğimiz zaman enerjinin ne kadar değiştiğini hesaplayıp sonra bütün bu değişimleri sıfır yükten başlayıp bütün yükleri getirene kadar ne kadar iş yapmamız gerektiğini hesaplayarak yapmıştık. Yine aynısını yapacağız.
Her tarafta bir dielektrik olduğunu varsayalım. Dielektrik sabiti de epsilon V ile verilmiş olsun. Belli bir anda belli bir yük yoğunluğumuz olsun. Bu yük yoğunluğunun yaratacağı belli bir potansiyelimiz olacaktır. Makroskopik potansiyelimiz olacak. Ve biz bir miktar daha sonsuzdan delta rho yükünü getirmek için yapmamız gereken iş delta rho, bunu potansiyelle çarptığımızda bütün uzay üzerine integralini alırsak bütün iş buna eşit olacaktı. Şimdi bunu elektrik alanı ve D alanı cinsinden yazabiliriz. Bunun için şöyle bir yol izleyeceğiz. Rho alanının yarattığı bir D alanı var. Bunun sağlayacağı denklem bu. Ek bir yük getirdiğimizde bu D alanı da değişecek. Ve bu D alanındaki değişim delta D'lik bir değişim. Bu denklemi sağlaması lazım. Bu durumda buradaki delta rho yerine getirilen ekstra yük yerine D alanındaki değişim cinsinden bir ifade yazabiliriz. Ve bu az bir miktar yük yoğunluğunu getirmek için yapmamız gereken iş 1 bölü 4 pi D alanındaki değişimi diverjansı çarpı elektrostatik potansiyel. Şimdi eğer biz bu diverjansı bir şekilde bu potansiyelin üzerine geçirebilirsek biliyoruz ki o zaman buradan da elektrik alanı gelecek, buradan da D alanı gelecek. Bunu yapmak için Gauss teoremini kullanacağız. İlk başta şu ifade yerine şöyle bir şey yazabiliriz. Delta D çarpı phi r'nin tamamının diverjansı eksi delta D skalar çarpım phi'nin gradyanı. Şimdi şu ifadeye bakarsanız bu bir hacim üzerinden integral. Hacim bütün uzayımızı kaplayan bir hacim. Bunu bir yüzey integrali haline çevirebiliriz. Gauss teoremini kullanarak. Artı phi'nin gradyanı elektrik alanın eksilisidir. Eksiliği götürdü. Bu da bize d küpre 1 bölü 4 pi delta d skalar çarpım elektrik alan verecektir. Şimdi phi alanı bizim yüklerimizden uzakta 1 bölü r olarak azalacaktır. D alanında yine yüklerimizden çok uzak bölgelere bakarsak 1 bölü r kare olarak azalacaktır. Sonuçta bu çarpım 1 bölü r küp olarak azalacak. Yüzeyimiz sonsuzdaki bir yüzey. Toplam yüzey alanı r kare olacak. Ve dolayısıyla bu integral yüzeyimizi sonsuza götürdükçe 1 bölü r şeklinde azalacak. Ve r sonsuza giderken 0 olacaktır. Bu integralden bir katkı gelmeyecek. Yapılan işe katkı sadece şu integralden gelecektir. Buna şöyle de bakabiliriz. Biz başta hesapladığımız şey belli bir yükü getirmek için yapmamız gereken işti. Ama buraya baktığımızda bunu D alanını delta D kadar arttırmak için yapmamız gereken iş olarak da düşünebiliriz. Çünkü delta rho yükünü getirdiğimiz zaman D alanında delta D kadar artacaktır. Sistemdeki depolanan toplam işi hesaplamak istiyorsak 0 D alanından başlayıp en son değeri artık neyse ona kadar bütün bu değişimleri toplamamız lazım. Bunu da bir integral olarak yazacak olursak sistemi oluşturmak için yapmamız gereken iş ya da sistemde depolanan enerji ya da sistemin potansiyel enerjisi diye düşünebileceğiniz şey d küpre 1 bölü 4 pi d çarpı e d alanı sıfırdan son değerine ulaşana kadar böyle bir integralimiz.
Doğrusal diyelektrik malzemelerde bu ifadeyi daha da sadeleştirebiliriz. Çünkü biliyoruz ki E alanı D alanı bölü diyelektrik sabiti olarak verilecektir. Buraya yerleştirdiğimizde D küpre 1 bölü 4 pi 0'dan D'ye D D bölü epsilon ya da bu integrali alırsak 1 bölü 8 pi D kare bölü epsilon olarak yazılabilir. D bölü epsilon elektrik alanıydı. D küpre 1 bölü 8 pi D dot D elde ederiz. Bu sistemde depolanan toplam iş. Buraya da bakarsanız toplam depolanan enerji, sistemin enerjisi bu ifadenin bütün hacim üzerinden integrali. Dolayısıyla şu ifadeyi 1 bölü 8 pi diyelektrik içerisinde depolanan enerji yoğunluğu olarak yorumlayabiliriz. Sistemde depolanan enerjiyi elde ettikten sonra diyelektriklere artık etki eden kuvvetleri hesaplayabiliriz. Şöyle bir sistem düşüneceğiz. Bizim bir diyelektriğimiz olsun. Bu ne olabilir? Bu boşluk da olabilir. O durumda epsilon eşittir 1 olacaktır. Ya da hava olabilir. Birden diyelektrik sabiti birden biraz daha büyüktür. Bu bütün uzayımızı kaplıyor. Bunun içerisinde küçük bir alan düşüneceğiz. Diyelektrik sabiti başka olan. Buna epsilon 0 diyelim. Bu epsilon, diyelektrik sabiti epsilon olan. Ve bu sistemi biraz kaydırdığımızı düşüneceğiz. Bunu biraz kaydırdığımızda işte buradan şu hale getirdik diyelim ki. Bakacağımız şey sistemin enerjisi ne kadar değişiyor. Bunu bu sisteme etki eden kuvvetle şu şekilde ilişkilendirebiliriz. Şöyle bir şey hayal edelim. Bu sistem duruyor olsun. Eğer üzerine bir kuvvet etki ediyorsa, durabilmesi için bizim, misal şu yöne bir kuvvet etki ediyorsa buna, bizim bunu durdurabilmemiz için zıt yönde, aynı şiddette bir başka kuvvete daha etki etmemiz lazım. Şimdi sistemi çok az bir delta R'ye kadar kaydırdığımızda, sisteme bu kuvvetin yaptığı iş eksi F çarpı delta R skalar çarpımı delta R olacaktır. Ve bu kuvvetin yaptığı iş dışarıdan bir kuvvet sistemin iç enerjisini değiştirecek. Ve bunun yaptığı iş sistemin iç enerjisindeki değişime eşit olacaktır. Sistemin iç enerji ifadesini biliyoruz. İç enerjisi böyle veriliyor. Dolayısıyla sistemin az biraz bir parçasını biraz yer değiştirdiğimizde iç enerjisi ne kadar değişiyor bunu hesaplayabilirsek o zaman sisteme etki eden kuvveti de hesaplayabiliriz bu ifadeden. Şimdi bunu hesaplamak için kuvvet yerine kuvvet yoğunluğu diye bir tanım yapacağız. Eğer küçük bir hacim aldığımızı varsayalım. Buna dv diyelim. Bu hacme etki eden kuvveti df eşittir bir k kuvvet yoğunluğu çarpı dv olarak hesaplayalım. Tanımlayalım. Bu bir tanım. Yani birim hacme etki eden kuvveti bir k vektörüyle gösterdim. Dolayısıyla benim bu sisteme etki eden kuvvetim ya da bu sistemin her bir kısmını herhangi bir parçasını delta r'ye kadar kaydırırsam sistemin enerjisindeki değişim d küpre k delta r olacaktır. Eksi. Delta w sistemin enerjisindeki değişimi bu şekilde tanımlayabilirim. Artık burada delta r dediğim her noktada o noktanın ne kadar hareket ettiğini gösteren bir vektör. Bu küçük kaydırmadan. Şimdi gelelim bu enerjideki değişimi hesaplamaya. Şimdi enerji yoğunluğunu sadece D alanı cinsinden yazacak olursak toplam enerjiyi
Deküpre 1 bölü 8 pi d kare bölü epsilon. Şimdi sistemi kaydırdığımızda bütün uzayın elektrostatik sabiti değişecek. Aynı zamanda d alanı değişecek. İkisindeki değişim de enerjide, sistemin içindeki enerjideki değişime yol açacak. Dolayısıyla enerjideki değişim d küpre 1 bölü 8 pi 2 d çarpı d alanındaki değişim bölü epsilon. Bu d alanındaki değişimden dolayı epsilon sabitken sistemin enerjisindeki değişim eksi d kare delta epsilon bölü epsilon kare. Bu da epsilon'daki değişimden dolayı sistemin iç enerjisindeki değişim. Ya da iki kısmı ayıracak olursak bunu, bu kısmı delta omega d'deki değişimden kaynaklı olan iç enerjideki değişim artı delta omega epsilon'daki değişimden kaynaklı sistemin enerjisindeki değişim olarak iki kısmı ayırabiliriz. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. İkinci kısımdan başlayalım. Önce şunu hesaplayalım. Şimdi epsilon niye değişiyor belli bir noktadaki? Ben sistemi bir miktar kaydırdım. Yeni durumdaki, bu noktadaki epsilon değeri bir önceki sistemde, kaydırmadan önceki sistemde bu noktaya karşılık geliyordu. Bu epsilon yeni diyelim. Bu nokta delta r'ye kadar kaydı. Dolayısıyla kaymış olan sistemde epsilon yeni r noktasındaki değeri, kaymamış olan sistemde epsilon eski bu r eksi delta r noktasındaki değerine eşit. Sistemi o kadar kaydırdım çünkü o noktadaki. Şu nokta buraya taşındı. Buradaki epsilon değeri artık buradaki epsilonun değeri oldu. Epsilon'daki değişim epsilon yeni r eksi epsilon eski r olarak tanımlarsak ikisinin farkı bu epsilon, hatta bunda eski epsilonu sadece epsilonla göstereyim. Epsilon r eksi delta r eksi epsilon r olacak. Delta r benim çok küçük bir kaymam. Bir Taylor açılımı yapacak olursam bu epsilon r eksi epsilonun gradyanı delta r artı gradyanı çarpı eksi epsilon delta r. Bunun Taylor açılımı, sonraki terimleri ihmal ediyorum. Eksi epsilon r olacaktır. Dolayısıyla delta epsilon eksi epsilonun gradyanı delta r olarak yazılabilir. Şimdi buraya yerleştirdiğimde delta w epsilon'dan kaynaklı eksi d küpre 1 bölü 8 pi. Şimdi d kare bölü epsilon kare dediğimiz elektrik alanın karesi delta epsilon ifademiz burada eksi epsilonun gradyanı delta r. Bu eksiler gitti. Eşittir 1 bölü 8 pi d küpre e kare çarpı epsilonun gradyanı hepsi skalar çarpım delta r olarak yazabiliriz. Şimdi burada vektör işaretlerine dikkat edin. Bu e kare bir skalar, bir vektör değil. Bir vektörün karesi. Dolayısıyla bir skalar sayıyı bir vektörel skalar çarpımının içerisine alabilirim. Burada kullandığım şey yok. Bu da benim delta W'nun, hatırlarsınız, kuvvet yoğunluğu cinsinden de ifadesini yazmış, elde etmiştik. Delta W eksi D küpre K dot delta R'ydi. Buradan da görüyoruz ki epsilon'daki değişimden dolayı K'ya böyle bir katkı gelecek. K
K'yı yazacak olursak K için bulduğumuz ilk terim eksi 1 bölü 8 pi e kare epsilon gradyan artı. Bir de D'den kaynaklı bir katkı gelecek bu K'ya. Şimdi onu hesaplayalım. Delta W D'ye bakacak olursak eşittir D küpre 1 bölü 4 pi E dot delta D. E yerine potansiyelin gradyanını yazabiliriz. Eksi işareti var. Gradyan phi delta D. Şimdi bundan sonra bir kısmi integrasyon yapabiliriz. Ondan önce şuradaki ifadeyi şu hale getirebiliriz. Fi delta D eksi fi delta D'nin diverjansı. Burada yaptığımız aslında biraz önce enerji ifadesini elde etmek için yaptığımız adımların tersini yapıyoruz. Şu terim yine bir yüzey terimi. İntegrali sıfıra gidecek. Elimizde sadece bu katlık kalacak. Delta D'nin diverjansı ise 4 pi çarpı delta rho'ydu. Eşittir. Artı D küpre 1 bölüm 4 pi fi. Hatta 4 pi'ler de sadeleşti. Fi çarpı delta rho. Biraz önce de W'yu hesaplarken aslında bu ifadeden başlamıştık. Önceki durumdan farklı olarak, önceki durumda bu rho'yu sonsuzdan buraya getirdiğimizi farz etmiştik. Şimdi ise rho'yu hacimle olduğu gibi taşıyoruz. Nasıl ki epsilon'daki değişim, epsilon'un eski değerinin iki farklı nokta arasındaki değişimi ise burada da rho'nun değişimi delta rho rho yeni r'deki yeni değeri eksi r'deki eski değeri r noktasındaki yeni değeri r eksi delta r noktasındaki eski değerine eşit. Bunu da yine eski değerini sadece rho ile gösterirsek. Bu şekilde yazabiliriz. Yine aynı şeyi yaptığımızda, bunu bir Taylor açılımını yazdığımızda rho'daki değişim rho'nun gradyanı eski eksi çarpı delta r olacaktır. Ve dolayısıyla D'deki değişimden kaynaklı delta W de eşittir D küpre 1 bölü 4 pi E çarpı rho. Fi çarpı delta rho delta r olacaktır. Şimdi bu şu hale henüz gelmedi. Çünkü dikkat ederseniz buradan farklı. Farkı buradaki integralin içerisindeki ifade sistemin r noktasındaki kaymasıyla bir vektörün skalar çarpımı. Oysa burada tam delta r hem bir vektörle skalar çarpımı var, hem bir de burada bir katsayı var. Şunun tamamını tek bir vektör olarak yazmamız lazım. Şimdi bunun için şöyle bir hile yapacağız. 1 bölü 4 pi d küpre. Şimdi bu ifadenin tamamı fi rho delta r'nin
diverjansı. Eksi fi'nin gradyanı çarpı rho delta r. Eksi fi rho delta r'nin diverjansı. Bu bir yüzey terimi. Dolayısıyla hiçbir katkı vermeyecek. 1 bölü 4 pi. Şimdi buraya geldiğimizde şu eksi işaretiyle beraber bu bizim elektrik alanımız. D küp r e rho. Ve ekstradan böyle bir terimimiz var. Eksi 1 bölü 4 pi d küp r fi rho delta r'nin diverjansı. Şimdi şu terime bir bakalım. Bu terimin sıfır olduğunu göstereceğiz. Şimdi biz burada sistemi kaydırırken herhangi bir hacmi aldık. Herhangi bir hacmi bir miktar kaydırdık. Yeni şekli şöyle bir hale geldi. Şurada bir alan düşünürsek DA alanı. Bunu misal şu yönde kaydırdık. O yönde kaydırırsak her tarafını şöyle bir hacim elde ettik. DV hacmi. Ve DV hacmi bize bu DA işte dik vektörde bu şekilde gösterdiğimizde DA vektörü dot delta r olacaktır. Bu sadece şu alanın kaymasından dolayı hacimdeki değişim. Sistemin tamamı kayıyor. Tamamı kaydığı için toplam sistemin hacmindeki değişim bu integralin, bu ifadenin bütün yüzey üzerinden integralidir. Bunu yine Gauss teoremi kullanarak bütün hacmi üzerinden integrali olarak bakabilirim, yazabilirim. Burada da delta r gelecektir. Şimdi şunu farz edeceğiz. Kaydırırken biz sistemi ne sıkıştırıyoruz, ne genleştiriyoruz. Dolayısıyla sıkıştırıp genleştirme yapmadığı için belki deforme olur şekli, onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama şu delta v'nin sıfır olması lazım. Hangi hacmi düşünürsek düşünelim. Bir hacim aldığımızda onu kaydırdık, deforme oldu ama hacmi değişmedi. Hacminin değişmemesi için bütün hacimler için herhangi bir başlangıçta bir hacim düşündüğümüzde onu kaydırdığımızda hacminin değişmemesi için şu ifadenin sıfır olması lazım. Yani her noktayı o şekilde kaydıracağız ki bu delta r'ler tarafından belirlenen şekilde bu delta r'nin diverjansı sıfır olacak. Bu da bize diyor ki şuradaki terim, şu ikinci terim sıfır. Burada bir terimi unuttum bu arada. Şurada delta r çarpanı var. Baktığımızda bu şu hale geldi. Dolayısıyla İntegralini aldığımız ifade bize kuvvet yoğunluğu, sisteme etki eden kuvvet yoğunluğunu ek bir terim daha getirdi. 1 bölü 4 pi. E çarpı rho. Belli bir hacme etki eden, birim hacme etki eden kuvvetin ifademiz bu olacak. Bu terimlere bakacak olursanız şu terim zaten beklediğimiz bir terimdi. Bu arada şu 1 bölü 4 pi daha önce gitti bir yerde. 1 bölü 4 pi'miz yok. Şuradaki 1 bölü 4 pi yok. Hatırlarsanız ifademizi rho ve phi cinsinden yazdığımızda D alanının diverjansı geldi. Buradan da 4 pi rho geldi. Bu 4 pi ile işin hesabın en başındaki şuradaki 4 pi birbirini götürdü. 4 pi'lerimiz yok. Onu bir yerde eklemişiz. Şimdi şu terime bakalım. Elektrik alan çarpı yük o yükü etki eden toplam kuvvetti. Rho birim hacimdeki yük sayısıydı. Dolayısıyla birim hacimdeki yük sayısını elektrik alana çarptığımda birim hacime etki eden kuvveti zaten elde edeceğim. Bu beklediğim bir terim. Boşlukta elde edeceğim ifade bu. Ama şimdi bir dielektrik malzemenin içerisinde
Dielektrik sabitin değişiminden dolayı ekstradan bir terimimiz daha geldi. Yani bir dielektriği içinde serbest yükler koymadığımız halde bir elektrik alanı koyarsak bu ekstradan bir kuvvet daha hissedecektir. Şimdi bunun birkaç basit uygulamasına bakalım. Farz edelim ki mesela nasıl bir sistem düşünebiliriz? İlk başta tartıştığımız sistem. Sistemi aldık. Ve düzgün bir elektrik alanının içerisine koyduk. Yüzeye ne bekleriz burada? Sistem de homojense özellikle. İşte içeride belli bir dielektrik sabitimiz var. Dışarısı 1. İçeride bir dielektrik sabitimiz var. Dielektrik sabiti homojen, düzgün bir sistem olduğu için içeride sabit. İçeride sabit olduğu için bu terimden bir katkı gelmeyecek içeride. İçeride herhangi bir kuvvet yok. Dışarıda herhangi bir kuvvet yok. Beklediğimiz bir şeydi dışarısı. Boşluk herhangi bir şey etki edecek bir kuvvet hissedecek herhangi bir şey yok. Ama tam yüzeye baktığınızda yüzeyin bir tarafından öbür tarafına geçerken epsilon değer değiştiriyor. Dolayısıyla epsilon değişiminden dolayı şuradan dolayı bir kuvvet gelecek. Şimdi tabii kesikli bir fonksiyon olduğu için şu ifadeyi hesaplamak çok da kolay bir şey değil. Kolay görünen bir şey değil. Onun için şöyle bir yöntem takip edeceğiz. Eksenlerimizi seçelim. X, Y, Z eksenim olsun. Hatta daha genel bakmak için buraya epsilon 1 diyelim. Şuraya epsilon 2 diyelim. Eğer epsilon 1 birse boşluktur. Boşluktan başka bir şey varsa birden biraz farklı bir değer alabilir. Şu yüzeyimiz bizim Z eşittir 0 yüzeyimiz olsun. Dolayısıyla dielektrik sabitinin bir konumdan bir başka konuma Z yönünde değişimi, şuraya 0 Z eşittir 0 noktasını buraya koyarsak, 0'dan önce yani hemen aşağıda bir epsilon 2 değerine sahip. Sıfırdan hemen sonra, yani yüzeyin hemen yüzeyinde bir epsilon 1 değerine sahip. Bu sistemde olan şey Z0'a kadar epsilon 2 sabit. Z0'dan sonra ise artık değerimiz epsilon 1 olarak sabit. Bu fonksiyonu şöyle bir şey kabul edeceğiz. Biraz daha sürekli bir hale getireceğiz. Farz edeceğiz ki bir eksi D bölü 2 ile artı d bölü 2 arasında bu ifade düzgün bir şekilde, türevlenebilir bir şekilde epsilon 2'den epsilon 1'e gitsin. Yani bundaki amacımız artık bu fonksiyonun türevinin ne olduğunu biliyoruz. Rahatlıkla türevleyebiliriz. Ya da sistemimizi çizecek olursak bu bizim işte xy düzlemimiz. Ya da sadece direkt yandan baktığımızı düşünelim. Bu x, bu z. Ara kesitimiz normalde burada. Şurası epsilon 2, burası epsilon 1. Ama biz farz ediyoruz ki şöyle bir genişliğimiz var. Toplam genişlik d kadar. Ve bu arada epsilon 2'den epsilon 1'e değişiyor. Şimdi bu durumda burada belli bir hacmimiz var. Bu hacmin içerisinde belli bir kuvvet yoğunluğumuz var. Bu hacme etki eden toplam kuvveti hesaplayacak olursak bu bize D'yi sıfıra da götürdüğümüzde yüzeye etki eden kuvveti verecektir. Şimdi farz edelim ki burada aldığımız yüzey, şurada bir yüzey aldık, küçük bir yüzey. Bir dA yüzeyi olsun. Bu dA vektörü büyüklüğü dA kadar. Yüzeye dik yön Z yönü. Z yönünde dA vektörü kadar. K'yı artık biliyoruz. Yüzeyde herhangi bir yük yok. Dolayısıyla bu terimden bir katkı gelmeyecek. Tek katkı bu terimden gelecek. (Gülüyor)
Şimdi elektrik, dielektrik sabiti zaten X'e ve Y'ye bağlı değil buralarda en azından. Sadece Z'ye bağlı. Dolayısıyla gradyanı da dielektrik sabitinin Z'ye göre türevi Z yönünde olmak üzere. Şimdi buradaki küçük bir hacme etki edecek olan kuvvet ya da şurada bir kesit alalım. DZ genişliğinde taban alanı DA olan. Dolayısıyla buranın hacmi DA çarpı DZ kadar. Bu kadar da küçücük bir hacme etki edecek kuvvet K çarpı dv eksi 1 bölü 8 pi e kare d epsilon bölü epsilonun z'ye göre türevi z yönünde dA çarpı dz olarak verilecek. Ve ne yapacağız? Z eksi d bölü 2'den d bölü 2'ye gidene kadar bunun integralini aldığımızda bu bize etki eden toplam kuvveti verecektir. DA eksi DZ Z eksi D bölü 2'den D bölü 2'ye kadar 1 bölü 8 pi E kare D epsilon bölü DZ. Şimdi bu integrali, bu Z integralini alabilmemiz için bizim elektrik alanın karesinin Z'ye göre nasıl değiştiğini de bilmemiz lazım. Ki biliyoruz ki geçen dersimizden hatırlarsanız bir dielektrik ortamdan bir başka dielektrik ortama geçtiğimiz zaman elektrik alanının yatay bileşeni sürekli olmakla beraber dikey bileşeni hızlı bir şekilde değer değiştiriyordu. Burada yaptığımız yüzeye belli bir kalınlık verdik. Dolayısıyla bu yüzey içerisinde elektrik alanın yatay bileşeni değişmeyecek. Ama dikey bileşeni bir değerden başka bir değere geçecek. Şimdi elektrik alanın yatay bileşeninin değişmediğini biliyoruz. Ve elektrik alanın dikey bileşeni değişse de D alanının dikey bileşeninin değişmediğini de biliyoruz. Dolayısıyla ekareyi ben şu şekilde yazarsam. E paralel bileşenin karesi artı elektrik alanının dik bileşeninin karesi elektrik alanının paralel bileşeninin karesi artı D alanının dik bileşeninin karesi bölü epsilon kare. Bu aldığımız küçük hacim boyunca bir taraftan öbür tarafa geçerken paralel bileşenin değişmeyecek, dik bileşenin değişmeyecek. Elektrik alanındaki değişim sadece dielektrik sabitindeki değişiminden kaynaklı olacak. Yerine yerleştirdiğimizde bu aldığımız, bu küçük bir alan aldık, onu genişlettik. Ona etki eden kuvvet bölü aldığımız alan, etki ettiği alan eşittir. Eksi d bölü 2'den d bölü 2'ye dz 1 bölü 8 pi e paralelin karesi artı d dikin karesi bölü epsilon kare d epsilon bölü dz z yönünde. Değişken değiştirebiliriz. Z'den üzerine integral almak yerine epsilon üzerinden integral alabiliriz. O zaman bu d epsilon 1 bölü 8 pi E paralelin karesi artı D dikin karesi bölü epsilon kare. Z eşittir eksi D bölü 2'de epsilonun değeri Z eşittir eksi D 2'de epsilonun değeri epsilon 2. Z eşittir artı D bölü 2'de epsilonun değeri epsilon 1. Dolayısıyla epsilon integralimiz epsilon 2'den epsilon 1'e kadar olacaktır. E'nin paralel bileşeni ve dik bileşeni onlar zaten bu yüzey boyunca sabitti. Çok ince olduğunu kabul edersek.
O zaman bu integrali integralin dışına çıkarabiliriz onları. İntegrali aldığımızda 1 bölü 8 pi e paralel kare epsilon 1 eksi epsilon 2 eksi d'lik 1 bölü 8 pi hepsini çarpıyor. D'lik kare 1 bölü epsilon 1 eksi 1 bölü epsilon 2 olarak elde edebiliriz. Bunun yönü z yönünde. Şimdi elektrik alanı buna etki eden kuvvet z yönünde. Yüzeye dik olan yön z yönü. Birim yüzeye, yüzeye dik olarak yönde etki eden kuvvete zaten biz basınç diyoruz. Basınç olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla buradaki ifade bize yüzeye belli bir noktada etki eden basıncı verecektir. İlk baştaki örneğimiz neydi? Boşluğun içerisinde bir dielektrik malzememiz vardı. Bunu bir elektrik alana koyduk. Boşluk olduğu için epsilon 1, 1. Dielektrik malzemelerin dielektrik sabiti 1'den büyüktür. Epsilon 2, 1'den büyük. Dolayısıyla şu ifadeye hesap bakacak olursak. Epsilon 1, 1. Epsilon 2, 1'den büyük. Burası negatif. Buraya baktığımızda epsilon 1, 1 şu oran 1. Epsilon 2 1'den büyük olduğu için şu oran 1'den küçük. Bu fark pozitif, burada da negatif bir şey var. Ve kuvvet eksi z yönünde çıktı. Eksi z yönünde aşağı doğru bir kuvvet. Aşağı doğru bir kuvvet etki ediyor. Bir yerlerde işaret hatası yaptık. Bu beklediğimiz bir şey değildi. Sonuçta beklediğimiz olay neydi? Yukarısı eksi yönde, eksi yüklüymüş gibi davranacak ve eksi yüklü olduğu için elektrik alanının zıt yönüne doğru bir kuvvet hissedecekti. Eksiyi şurada unuttuk. Kuvvet ifadesini hatırlarsanız. Rho E eksi bölü 4. Rho E e kare bölü 8 pi epsilondu. Biz şu eksiyi unuttuk şu ifadede. Şurada bir eksimiz var. Burada bir eksimiz var. Burada bir eksimiz var. Dolayısıyla kuvvet eksi z yönünde değil artı z yönünde. Şimdi işaretlerimizi de düzelttik. Beklediğimiz şeyi gerçekten de burada görüyoruz. Şimdi bakabileceğimiz bir başka problem daha var. İki tane paralel plaka düşünelim. İdeal olarak sonsuz boyutta. Ya da tam yandan çizecek olursak bu şekilde. Buraya bir dielektrik malzeme koyduk. Buna etki eden kuvveti ölçebiliriz burada. Nasıl ölçeriz? Önce niye buna bir kuvvet etki edecek? Çünkü paralel plakalar, paralel metal plakaları düşündüğümüzde çoğu zaman görmüşsünüzdür. Elektrik alan plakalara dik olacaktır. Elektrik alan plakalara dikse burada oluşan polarizasyon da plakalara elektrik alanla aynı yönde olacak, paralel olacak. Şurada hafif eksi yükler, diğer tarafta hafif artı yükler toplanacak. Eksi yükleri etki eden kuvvet direkt yukarı yönde. Aşağıda da artı yükleri etki eden kuvvet direkt aşağı yönde. Dolayısıyla net kuvvet sıfır olmasını bekleriz. Eğer bu tanımımız doğruysa. Ama bu tanımda yaptığımız yanlışlıklar var. Şimdi paralel plakalar arasındaki elektrik alan diktir ama sadece eğer plakalar çok uzunsa ve kenarlardan uzaksa. Kenarlara yaklaştıkça elektrik alan yavaş yavaş dışarı doğru
bükülecektir. Ve dışarı doğru büküldüğünde artık buradaki elektrik alan çizgileri de bu şekilde olacak. Dışarı doğru büküldü. Şuradaki bir eksi yükün hissedeceği kuvvet bu yönde. Buradaki bir artı yüklü bir bölgenin hissedeceği kuvvet ise bu yönde olacak. Kuvvetleri topladığımızda net içeri doğru bir kuvvet hissedeceğiz. Şimdi tabii elektrik alanı, şu ifadeyi kullanmak istiyorsak elde ettiğimiz işte kuvvet yoğunluğu ifadesini, elektrik alanını hesaplamamız lazım. Elektrik alanının ifadesi de oldukça karışık bir ifade çıkacak. Ama prensip olarak yapılmayacak bir hesap değil. Onun yerine o ifadeyi nasıl elde ettiğimizi hatırlarsanız, sistemin enerjisinden yola çıktık. Önce sistemin enerjisini hesapladık. Ve diyelektriği hareket ettirdiğimizde sistemin enerjisinin ne kadar değiştiğine baktık. Şimdi bir kapasitör düşünürseniz, belli bir miktar yük koyduğunuzda kapasitörde depolanan enerji 1 bölü 2 CV olarak verilecektir. Diyelektriği içine koyduğunuz zaman bütün uzunluğu L kadar olsun. Siz diyelektriğin X kadar içeri koydunuz. Bunu iki tane kapasitör olarak düşünebilirsiniz. Bir bu kapasitör içinde tamamen diyelektriğiniz var. Bir de içinde hiç diyelektriğiniz olmayan kapasitör. Bu sistemin enerjisini hesapladığınızda bu sistemin enerjisi X'e bağlı çıkacaktır. Ve bunun X'e göre türevini aldığınızda size sisteme etki eden kuvveti verecektir. Şimdi bu problemin detaylı çözümünü örnek problemlerimizde bakabilirsiniz. Daha fazla detayına girmeyeceğim. Böylece temel olarak elektrostatik konusunu bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra elektrostatikte baktığımız konular hep sabit yüklerdi. Bundan sonra hareketli yüklere, yük akımlarının etkilerine bakacağız ve manyetostatik konusuna başlayacağız.